sayısını takip ediyorum ve bizim işte genellikle yaptığımız webinarlarda hep böyle bir ilk 5 dakika böyle bir hızlı bir şekilde webinara katılım devam eder. O yüzden de henüz daha biz resmi açılışımızı yapıp başlamadık. Ama şu ana kadar gelen bütün arkadaşlara, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şöyle bir baktığım zaman da zaten katılımcılara epey bir gene çeşitli alanlardan tanımadığım birçok kişi de var. Yani son derece mutluyum. Bu webinar özellikle duyuruda da söylediğim gibi belki de hepimiz için çok ufuk açıcı bir webinar olacak. Yani Şebnem Hocam benim uzun zamandır tanıdığım ve kendi alanında dünyada bile belki önemli çalışmalar olan kişilerden bir tanesi. Zaten birazcık böyle geçmişinden de bahsedildiği zaman yani farklı üniversiteler, farklı eğitimler, farklı çalışmalar ve hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan muhteşem bir kariyer. Teşekkürler, çok sağ olun hocam. Yani Seveceğiniz. ve özellikle de işte bu yapay zekada veri kullanımı, işte işbirliği, açık veri, bu yaşanan salgın sürecinde çok daha önemli bir şekilde karşımıza çıktı ve biz anladık ki küresel sorunların çözümü için mutlaka büyük bir işbirliği gerekiyor. Ve yani yaptığımız okumalarda Şebnem Hocam bahseder, yani dünya bugüne kadar hiç olmadığı şekilde bir işbirliği yapıyor ve birbiriyle bu sorunu hızlı bir şekilde çözebilmek için ciddi anlamda bir dayanışma içinde. Şimdi yapay zeka, robotlar, ben hep Şebnem Hocam'ın akademik bilişim toplantılarından, sunumlarından falan hatırlarım böyle. Böyle deliler gibi artık dijital dönüşüm, robotlar, işte yapmalıyız, geçmeliyiz falan böyle. Ama çok da böyle kimse pek kale almadı. Ama Doğru. bugüne geldiğimiz zaman görüyoruz ki yani bugün işte hastanelerde işte ne bileyim hemşire robotlar olsaydı ya da tedarik zincirlerinde bazı yerlerde işte robotlar olsaydı filan mesela hayatımız daha kolay olacakmış. Ya da işte bir kasiyerde kasiyer olarak robot olsaymış ya da işte insansız mağazalar olsaymış alışveriş yapmak bilmem ne belki daha güvenli olurmuş. Yani aslında bizim bir taraftan ertelediğimiz, geçmekte direndiğimiz dijital dönüşüm bir anda böyle kucağımızda kocaman bir kar topu gibi buluverdik ve bunun altından nasıl kalkacağız? Bir taraftan onu düşüneceğiz. Şimdi yapay zeka gerçekten yani en son bir şeye bakmıştım ama en son demeyeyim de yani bir yani artık yani bir kuş zekası kadar falan ancak bir aslında öğrenme yöntemi vardı. Yani o kadar da makineler akıllı falan değildi aslında. Ama şimdi özellikle bu birkaç sene önce herhalde bu derin öğrenme kavramıyla beraber artık makineler de bayağı akıllanmaya başladılar gibi görünüyor. Belki de bu derin öğrenme kavramından sonra artık gelecekte makineler daha da iyi olacak. Ama mesela hiçbir zaman ben şey olacağını düşünmüyorum mesela. Yapay zeka, umudun bir yapay zekası olacak mı bilmiyorum. Bu sezgisel olarak yine insanda kalmaya mı devam edecek mi? Yani belki böyle bir yapay zekanın da insanı önceleyen bir kısmı olmaya devam edecek. Yani sezgileri olacak mı yapay zekanın? Onu da bilmiyorum. Belki bunlara da bir cevap bulacağız. Yani önümüzdeki dönemi teknoloji ve dijital çağ şekillendirecekken buradaki en önemli şeylerden birinin de artık bizim için akıllı makinaların birbiriyle haberleşmesi. Yani şu anda dünyada işte insanlar da 5 milyar cep telefonunun olduğunu düşünürsek, bunlardan üretilen korkunç veriyi düşünürsek, bunların işlenmesinin insanın beyniyle olması mümkün değil. Mutlaka hep böyle öğrenen makineler, akıllı makineler gerekiyor. Bunları da düşünürsek, veri buradaki en temel, yani zaten webinarımızın konusunu adını belirlerken de böyle bir şey yaptık. Yani yapay zekanın gıdası veri. Veri olmazsa, veri yönetilemezse bunu yapamayan ülkeler geride kalmaya devam edecek. Ben bu noktada sözü Şebnem Hocama veriyorum. Bize hem bir veri bilimci, hem bir yapay zeka, hem yönetim bilişim sistemleri uzmanı, hem enformatik, hem matematik, bunların hepsiyle harmanlayıp ya belki bizim komünitimize de ilk defa böyle bir webinarda
deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmasını rica edeceğim. Hocam tekrar siz de hoş geldiniz. Buyurun hem kendinizden biraz bahsederek hem de bu konulara bir değinelim. Çok teşekkür ediyorum bu harika giriş için. Gerçekten wow dedirtti bana da. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben aslında direkt bir sunum üzerinden hem konuyu birazcık daha görselleştirmeye çalışayım hem de kendimi tanıtmaya çalışayım. Hocam. Evet. Bakalım gördün mü şu anda? Bu arada hocam paylaşırken biz İlkay'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu Zoom bağlantısını, altyapıyı bize sağladı. Sağ olsun, o da bize destek verdi bu konuda. Evet, benim bilgisayarda tamam, en sonunda buldum. O kadar çok pencere açık ki kusura bakmayın lütfen. Evet, hemen sunum moduna geçiyorum. Tamam. Şimdi burada yapay zekanın gıdası veri derken neden verinin önemli olduğunu, yapay zeka derken neyden bahsettiğimizi çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Gültekin Hocam sağ olsun beni gayet güzel övdü. Çok teşekkür ediyorum. Matematik için ben matematik mezunuyum. Üstüne informatik doktorası ve yüksek lisansı yaptıktan sonra doktora çalışmaları için Amerika'da bulundum. Hala MIT'nin yapay zeka bilgisayar bilimleri laboratuvarının araştırmacısıyım. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri'nde bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Şimdi bizim çok uzun süredir veri toplandığını biliyoruz ve temel hedefimiz de bu toplanan veriden aslında malumatı yani enformasyonu elde edebilmek. Çünkü enformasyon sayesinde ne yapabiliyoruz? İçgörü, insight, öngörü, foresight ve uzak bir görü, uzgörü dediğimiz farsight'ı elde edebiliyoruz. Bizim veriden enformasyonun geçişimizde verinin Gültekin Hocam'ın da söylediği gibi ziyadesinin artmasından kaynaklı olarak yardımcı olacak araçlara ihtiyacımız var. Yapay zekada bu araçlardan en önemlisi hatta şu anda en güçlülerinden bir tanesi. Şimdi yapay zekayı düşünürken iki parçada düşünmekte fayda var. Birincisi işin felsefesi olarak yapay zeka nedir? Diğeri ise işin yöntemler kümesi olarak yapay zeka nedir? Şimdi işin felsefesi olarak yapay zeka nedir'e baktığımızda 1950'lerin başında bir bilimsel makale yayınlanıyor. O bilimsel makalede de makineler düşünebilir mi sorusu ilk defa soruluyor. Aslında bu soru sıkça sorulan bir soru olmasına rağmen bu sorunun bir bilimsel makale olarak yayınlandığı tarih 1950'lerin başı. Çok ilginçtir. 1958 yılında Cahit Arf da makinaları akıllandırmak mümkün mü şeklinde Erzurum Üniversitesi'ndeki düzenlenen halk konferanslarından bir tanesinde bir çalışma paylaşmıştı. Şimdi yapay zekanın iki temel tanımı var bana göre. Biri ilk tanımı zaten yapay zeka ismini koyan John McCarthy tarafından verilmiş olan isim. Bu arada yapay zeka ismi konulurken insandaki doğalı, makinedekideki yapayı diye bu isim konmadı. Yapay zeka isminin konulmasındaki ana neden toplumda, insanlıkta herhangi bir ön yargı oluşturmayacak nötr bir isim koyabilmekti. Yani artificial intelligence'daki temel espri bu. 1956'daki ilk tanım isim babası McCarthy tarafından bakarsak mühendislik olarak ifade ediliyor ve bilim olarak altı çiziliyor. Hala bilim ama mühendisliğin çatısı altında değil. Hatta mühendislikten çok öte bir bilimle karşı karşıyayız. Bunun daha güzel bir tanımı bence her şeyi kapsayan, için içinde felsefesini de ifade eden tanımı Andrew Ng'nin tanımı. Kendisi Coursera'nın kurucusu ve Landing AI gibi önemli bir startup'ın başında olan isim. Yapay zekayı tanımlarken insanlığın yeni elektriği olarak tanımladı. Ve buradaki elektrik vurgusu insanoğlunun elektriğin keşfiyle birlikte işlerindeki, hayatındaki, alışkanlıklarında, sosyal davranışlarında, varlığındaki değişimin bir benzerinin yapay zekayla da gerçekleşebileceğine ait. Şimdi işin felsefesi olarak yapay zekayı düşündüğümüzde yapay zekayı üç parçaya ayırmamız gerekiyor. Yapay dar zeka, yapay genel zeka ve yapay süper zeka. Yapay dar zeka dediğimizde sunumun başlığına koyduğumuz işte dedik ya yapay zekanın gıdası veri. Gerçekten de bu gıda olmadan sonuç üretemeyen, bu gıda olmadan yardımcı olamayan, bu gıda olmadan veriden enformasyona geçişimizi sağlayamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yapay dar zekayla. Üstelik bu gıda yanlış verildiyse, manipülatif olarak verildiyse kötü sonuçlar üreten,
kötücül bir yapay zekadan da bahsediyoruz. Yani dönüp dolaşıp geldiğimiz yer, eğer yapaylar zekadan bahsediyorsak, verinin son derece dikkatli bir şekilde toplanması, işlenmesi ve sunulması. Ben de şöyle bir sorun var. Çok birkaç saat konuşmadığım zaman sesim kısılıyor. Öncesinde bir toplantıdaydım. Hiç konuşmayınca biraz sesim şu an kısılmaya başladı. Şimdi yapaylar zeka bu. Ve şu anda kullandığımız sürücüsüz araçlar, kanseri teşhis eden makineler, hatta doktorlardan daha iyi teşhis eden makinelerin tamamı yapay dar zeka kapsamında. Ama biz bilim insanlarının istediği yapay zeka türü bu mu? Hayır, değil. Biz istiyoruz ki veriden bağımsız, yani veri iyi ya da kötü olsun, veri nasıl gelirse gelsin, çevresindeki tüm olayları insan gibi yorumlayabilen, kararını insan gibi üretebilen bir yapay zeka geliştirmek. Buna da yapay genel zeka, strong AI, güçlü yapay zeka adını verdik. Eğer bu yapay zekayı geliştirmeyi başarabilirsek, 6 ay sonra dünyada bildiğimiz en zeki insandan daha zeki olan yapay zekayı geliştirmeyi başaracağız. Şimdi bu konuda yapay zeka çırpınışlarımız nasıldı? Önce onu söyleyeyim. 1956 yılında yapay zekanın ismini koyduk. 1969 yılına kadar çalışmalar o kadar süratli bir şekilde ilerledi ki bilim insanları dediler ki 10 yıl içinde insan gibi düşünebilen bir yapay zekayı geliştireceğiz dediler. 1979'u işaret ettiler. Yapay genel zeka gelecek dediler. Artificial Intelligence, General Intelligence. Ne oldu? 79'a gelmeden 74'te yapay zeka çalışmaları durdu. Kışa girdik. Yani DARPA başta olmak üzere önemli yatırımcılar musluğu kapattılar, para vermediler. Bunun temel nedeni yapay zekaya olan inancın yok olmasıydı. Çünkü o dönemde ilk chatbot geliştirilmişti, ilk robot köpek geliştirilmişti. Ama hala insan gibi karar üretebilen, hatta insana yaklaşabilen bir karar üretebilen yapay zekamız yoktu. Tabii bunun o dönemde yapılamamasının nedeni matematiksel altyapı sınırlılığından değil, teknolojik sınırlılıktan ve veriye duyulan ihtiyacın henüz daha anlaşılamamış olmasından kaynaklanıyordu. Hikaye nerede değişti? Hikaye 1996 yılında değişti. 90'larda işte kişisel bilgisayarlar gelmeye başladı. 2000'lere doğru internet yayıldı. 2010-2004'te sosyal medya hayatımıza girdi derken bir anda veri artmaya başladığı gibi teknolojik anlamda altyapımız da kuvvetlendi. 2004 yılından itibaren yeni matematiksel modeller geliştirmeye başlanıldı. Sizin dediğiniz gibi derin öğrenme, biraz sonra konuşacağız. 2017 yılında biz bu yapay zeka türlerini sıraladık. Dedik ki yapay dar zekadayız, yapay genel zeka hedefimiz, ondan sonra da yapay süper zekaya geçeceğiz. Bunun için de tarih işaret ettik. 2017'de dedik ki 2030 yılında kısmetse yapay genel zekaya geçeceğiz dedik. 2020'de bir pandemi vurdu bizi, şu an durduk. Yapay genel zeka çalışmalarının dair çok fazla bir şey yapamıyoruz. Neden? Önceliğimiz önce bu virüse çare bulabilecek şekilde hareket edebilmek. Gördüğünüz gibi insanoğlu iki defa çok büyük laflar edip ondan sonra da o yutamadığı lokma ile birlikte oturmak zorunda kaldı. Peki bu işin felsefi tarafı, hikaye tarafı, biz yapay zeka derken neyi kastediyoruz aslında? Yapay zeka dediğimizde kocaman bir yöntemler kümesinden bahsediyoruz. Yani gelen veri sayısal da olsa, metinsel de olsa, görüntü de olsa, ses verisi de olsa bu veriden anlam çıkartabilen yöntemler kümesi, makine öğrenmesi diyoruz. Doğal dil işleme dediğimizde dilin, kelimelerin yapısının işlenmesi. Örneğin bir dokümanın insanın okumasına gerek kalmadan makine tarafından okunabilmesi ve insan gibi o fikrin, ana fikrin, metindeki ana fikrin çıkarılması, yasaların birbiri arasındaki ilişkilerin doğru olup olmadığının anlaşılması gibi. Konuşma dediğimizde de insan konuşmasının taklit edilmesinden bahsediyoruz. Çok güzel, çok güzel gibi iki söylediğimiz kelime arasındaki vurguyla oluşan anlam farklılığının yapay zekaya da kazandırılabilmesi hayalimiz. Uzman sistemler en eski çalıştığımız noktalardan bir tanesi. 1980'lerde popülerdi.
İnsanoğlunun en kıymetli varlığı deneyimi. Çünkü deneyimi aktaramıyoruz. Deneyim bizimle birlikte ölüyor öldüğümüzü. Söylüyoruz, ifade ediyoruz ama karşı taraf o deneyimi dinliyor fakat kendi deneyim yolculuğunu oluşturuyor. Dolayısıyla karar vericinin, kritik karar vericinin nasıl karar verdiğini modelleyebilirsek, onu makinede tutabilirsek insanoğlunun değerli malumatı, enformasyonu kaybolmamış olabilir. Planlama optimizasyon dediğimizde de daha çok sektöre dönüyoruz. Fabrikalar tarafında ya da teslimatlar tarafında, lojistik ve tedarik zinciri tarafında işin nasıl yürütülebileceğine bakıyoruz. Robotik tüm bu yapay zeka kümesinde Hollywood'un da pompalamasıyla en korkulan, en çok konuşulan ama aslında en küçük küme. Bu dönemde pandemi günlerinde robotiği biraz daha konuşur hale geldik. Şu nedenle eskiden robotiği konuşurken endüstriyel robotikten bahsediyorduk. Yani fabrikalarda hareket edecek, insanların yerini alabilecek büyük makinalardan bahsediyorduk. Şu dönemde ise pandemiyle birlikte robotik çok temel işlevleri yerine getirebilecek olan robotlar nedir? Hastanelerde temizlik işlerini görev yapan, COVID hastalarına ilaçlarını götüren, onların ateşlerini ölçen, evimize gıdalarımızı getiren. Görü dediğimizde ise insan gözünün davranışı, insan gözüyle beynin arasındaki davranışın makinenin kamerasıyla makinenin kendi hafızası arasındaki bağlantının kurulabilmesini kastediyoruz. Çünkü göz bir nesneyi gördüğünde, bir varlığı gördüğünde o varlığı tek başına görmez. Aynı zamanda o varlığın durumunu, eylemliliğini ya da eylemsizliğini de anlar. Güzel bir yiyecek gördüğü zaman temiz olduğuna kanaat getirirse onu yeme eylemi geliştirir. Biz de şunu istiyoruz. Kamera aracılığıyla gören makine gördüğü nesneyi tanısın, nesnedeki eylem durumunu anlasın ve bunu ifade edebilsin. Dolayısıyla bu çalışmaların tamamı da bilgisayarlı görü kapsamında. Şimdi tüm bu çalışmaları yaparken makine öğrenmesi bir yöntem gibi olmakla birlikte diğer yöntemlerin, diğer şuradaki bütün yöntemlerin altında da hizmet veren bir yapı. Çünkü bizim temel hedefimiz şu, veriden öğrenmesi gereken bir makineden bahsediyoruz. Veriden öğrenecekse nasıl öğrenecek? Burada kullandığımız dört ana yöntem var. Supervise dediğimiz danışmanlı, denetimli, işte gözetimli diye çevirmişlerdi. Öğrenme yöntemleri var. Semi supervised, yarı danışmanlı, yarı denetimli, yarı gözetimli. Unsupervised, danışmansız, denetimsiz. Reinforcement learning ise pekiştirmeli öğrenme yöntemi. Şimdi şu üçünü nasıl olduğunu anlatacağım ama reinforcement learning üzerinde birazcık durmak istiyorum. Makine derken bu arada biz robotu kastetmiyoruz. Bizim için eğer arka planda yapay zeka çalışıyorsa bilgisayar da bir makinedir, cep telefonu da bir makinedir. Reinforcement learning, şimdi ne dedik? Yapay genel zekaya geçemedik dedik. Yapay genel zekayı şu anda geçebilecek altyapıya sahibiz. Kuantum bilgisayarlar bize bunun gücünü veriyor. Ama biz en temel sorunun cevabını bilmiyoruz. İnsan nasıl öğrenir? İnsan nasıl karar verir? Bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Bu konuda yapabildiğimiz en iyi şey eğitim fakültesindeki çocuklara öğretme yöntemlerini alıp burada matematiksel modelini üreterek devşirmek ve eğitim fakültesinde bir çocuğu eğitebilmek için kullanılan en kötü yöntemi aldık. Şu an bizim elimizdeki en iyi yöntem bu. Neden en iyi yöntem bu? Reinforcement learning dediğim, pekiştirmeli öğrenme dediğim yöntem diğerlerine nazaran daha az veriyle daha hızlı sonuç üreten bir yöntem. Çünkü diğer üç yöntemde çok miktarlarda veriye ihtiyacınız var. Neden çok miktarda veriye ihtiyacınız var? Reinforcement'a geri döneceğim. Şuradan göstereyim. Şimdi supervised öğrenmede bizim etiketli veriye ihtiyacımız var. Etiketli veri ne demek? Mesela benim tepemde kocaman bir kadın ibaresinin yer alması lazım. Gültekin hocamın tepesinin üzerinde kocaman bir erkek, işte OpenAI Türkiye'nin orada da karikatür ifadesinin yer alması gerekiyor. Bu etiketler sayesinde makine kadın neye benzer, erkek neye benzer öğreniyor. Peki bu etiketleri kim veriyor? İnsanın ta kendisi. O halde ben bu etiketi yanlış verirsem, benim bazı önyargılarım varsa ya da o veriyi tam olarak toparlayamamışsam, benim doğru sınıflayamadıysam, tanımlayamadıysam, doğru tanımlayamadıysam, doğru yönetemediysem. Evet. Evet, otomatik olarak ne oluyor? Makine de o etiketli verinin gösterdiği doğrultuda öğreniyor.
Mesela 2 yaşındaki çocuğu, 3 yaşındaki çocuğunuzu, yeğeninizi, kardeşinizi dışarı aldığınızı, birlikte yürüdüğünüzü düşünelim. Beyaz bir büyükçe bir köpek gördü. Bu nedir diye size sordu. Size dediniz ki bu bir attır. Şimdi veriyi onun için etiketlediniz. Dolayısıyla o 3 yaşındaki çocuk bundan sonra o renge benzer, gördüğü, benzettiği, o tipe benzer gördüğü her şeyi, her köpeği at olarak kabul edecek ve "Aa, at geldi." diye cevap verecektir. Yapay zekada bizim o 3 yaşındaki çocuğumuz gibi hareket ediyor. Yani bizim etiketleyebildiğimiz veriden yola çıkarak ancak sonuç üretiyor. Etiketi olmayan veri içinde hareket edemiyor. Ama buradaki tek sorunumuz etiketli veri değil bu arada. Sorunun diğer bir tarafı supervised öğrenmede bir sınıfı öğretir gibi davranıyoruz. Yani veriyi alıyoruz, o verinin bir kısmını ayırıyoruz. Diyoruz ki al sen bu bir kısımdaki bütün etiketli veriler üzerinde dolaş, olayı, hikayeyi öğren. Sonra da ben seni test verisi üzerinde teste tabi tutacağım. Sınavda test yaparken çocuklara cep anahtarını vermediğimiz gibi burada da yapay zekaya benim tepemdeki o etiketi ya da sizin tepenizdeki o etiketi vermiyoruz. Yapay zekaya diyoruz ki hadi sen şimdi eğitim kümesinde öğrendin ya, gel test kümesinde hangisi kadın, hangisi erkek benim için işaretle diyoruz. Ve eğer ben o eğitim test kümesini doğru ayıramadıysam da örneğin öyle bir örnek var ki test kümesinde mevcut ama eğitim kümesinde yok. Çocuğa anlatmadığımız konudan soru sormak gibi. Şimdi bunu biraz somutlaştıralım. Şimdi biz insanımıza şunu diyelim. Güzel kadın neye benzer? Sen bunu bizim makineye öğret diyelim. Şimdi o insanımızın da bir ön yargısı olsun ve sarışın kadınlar onun için güzel kadın olsun. Dolayısıyla işte bütün sarışın güzel olduğuna inandı. Türk sinemasının değerli isimlerini tutsun ve onlara desin ki bak bu güzel kadın, bu da güzel kadın, bu da güzel kadın etiketlesin. Şimdi makina bu veri üzerinde dolaştığında ne olacak? Güzel kadın olanla olmayanı ayıracak değil mi? Biz ona Türkan Şoray'ın resmini verdiğimizde çok basit bir matematikle çalışacak. Diyecek ki he, bu güzel kadının hepsine saçı var mıydı? Var. Ay, bunun da saçı var. Süper. Bu güzel kadınların hepsinin saçları işte biraz omuz hizasında ya da boyun hizasında. Bununkiler de uzun. O tamam. Ama bu güzel kadınların hepsinin saçları sarı renk, bununki koyu renk. O zaman bu güzel mi? Hayır değil. Kadın mı? Olabilir. Çünkü neden? Az önceki kadınlardaki o özellikleri taşıyor. Fakat güzel kadın tanımlamasındaki o güzelliği karşılamıyor. Dolayısıyla bizim burada nasıl etiketle veri ürettiğimiz son derece önemli. Şimdi buradan reinforcement learning'e geri döneyim. Reinforcement learning nedir? Onu söyleyeyim. Şimdi biz eğitim fakültesinde şunu öğrenmiştik. Benim bir tane de bir yüksek lisans maceram eğitim fakültesinde oldu. Gelişim matematik eğitimi üzerine. Bir çocuğa doğru yaptığı her davranış için ya da size göre doğru olan her davranış için ödül, size göre yanlış olan her davranış için ceza verirseniz Pavlov'un tavşanını yapmış olursunuz. Aslında eğitim fakültesinde bu bir çocuk yetiştirmek için en kötü yöntemlerden bir tanesidir. Ama biz bunu yapay zekayı eğitmek için kullanıyoruz. Pekiştirmeli öğrenmede şunu diyoruz. Doğru, benim bir problemim var. Sen o probleme her doğru verdiğin cevap için sana artı bir, her yanlış verdiğin cevap için de eksi bir vereceğim. Dolayısıyla makine artı bir toplamak için koşullanarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Bu yöntemi devşirmemizdeki ana neden şu. Supervised'da da, semi-supervised'da da, unsupervised'da da 3 yöntemde de çok çok miktarda veriye ihtiyacım var. Güzel kadın verisini Afrika'dan toplarsanız başka, çıkar Amerika'dan toplarsanız başka, Kars'tan toplarsanız başka, Taksim'den toplarsanız başka çıkar. Ama bu büyük miktarlı veriyi elde edebilmek araştırmacıların katlanabileceği maliyetler olmayabiliyor. İşte bu nedenle herkesin erişebileceği miktarda, herkesin eylem geliştirebileceği miktarlarda açık veriye ihtiyacımız var. Ve bu 4 yönteme mahkum kaldığımız için, yeni bir öğrenme yöntemimiz olmadığı için hala yapay dar zekanın sınırlarında hareket ediyoruz. Mesela bu en çok sorulan komedilerden bir tanesidir. İnsan gözü bile Çuvava türü köpekle muffin yani bir kek türünü ayırt etmekte zorlanırken bunu yapay zekaya verdiğinizde etiketlediğiniz veriye göre tabii ki o yapay zekanız da köpeği köpek olarak tanıyabilir, muffin'i de gidip köpek olarak etiketleyebilir. Bu çok güldüğümüz örneğin
çok kötü bir versiyonu var. Nedir? Goril resimlerinin internette yüklü olduğu, Google'ın hepsini goril 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 olarak etiketlediği bir yerde siyahi bir kadının da goril olarak etiketlenmesi. Dolayısıyla burada verinin doğru bir şekilde etiketlenmesi ve yapay zekanın bundan doğru bir şekilde öğrenmesi sadece teknik anlamda bir sorun değil, toplumla yapay zeka arasındaki bağın sağlanabilmesi adına da önemli. Yani siz Türkan Sultan'ın çirkin kadın ya da çok esmer tenli bir bayanın erkeğin goril olarak etiketlenmesinden memnun olur muydunuz? O kişi bundan memnun olur muydu? Şimdi bizim makine öğrenmesi kümemizin içerisinde bizi çok heyecanlandıran, herkesin çok konuştuğu, yapay zekaya dair umut vaat eden bir yöntemler kümesi var. O da derin öğrenme. Şimdi insan beyninde pek çok sinir hücresi var ve bu sinir hücreleri arasındaki etkileşim sayesinde biz ellerimizi hareket ettirebiliyor, konuşabiliyor, gözlerimizi kırpabiliyoruz. Eğer biz bu sinir hücreleri arasındaki o elektriksel iletimi matematiksel olarak modelleyebilirsek, yani insan beynini belli ölçülerde simüle edebilirsek, yapay zekaya insan beyninin düşünebilme becerisini teknik olarak da olsa katabiliriz. Fikir buydu. Zaten ilk geliştirildiği nokta yapay sinir ağlarıydı. O yapay sinir ağlarında bir girdi katmanı vardı. Güzel kadınlar, sadece sarışın olanları veriyoruz. Sadece bir nöron grubu dediğimiz bir grup var. Bir de bize çıktı üretiyordu. Şimdi buradaki nöronları biyolojik nöronlar gibi düşünmemek lazım. Buradaki nöronlar aslında bizim için matematik formüller. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte bir at resmi çizmek istediğinizde o küçük at resmini minik 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 karelere bölerdiniz. Sonra da büyük bir beyaz kağıt alırdınız. O büyük beyaz kağıdı karelere bölerdiniz. İşte birinci karede ne kalmış? Atın gözü. Hadi o atın gözünü birinci kareye büyüterek taşıyalım. Bu sayede aslında parça parça o karelerde gördüğünüz şeyi büyük resme taşımış olurdunuz. Burada nöronlarda her gelen resmi tek tek minik minik parçalara ayırarak kendi içlerinde belli kas sayılarla hesaplama yaparak insanın neye benzediğini, köpeğin neye benzediğini, kanser lezyonunun neye benzediğini öğrenir ve sonuç üretirler. Derin öğrenme bu aradaki gizli katmanlar dediğimiz yapının milyonlara varan hesaplamalara, milyonlara varan nöronlara çıkarılmasıyla gelişen bir yöntem. 2004 yılında matematiği geliştirildi, şu anda devam ediyor. Fakat derin öğrenmeye girebilmek için her şeyden önce çok kuvvetli bir bilgisayar altyapısına ihtiyacınız var. Ben bir tez öğrencime şöyle bir tez yaptırmıştım. İşte uydu görüntüleriniz, insansız hava aracı görüntülerini alarak o görüntülerden uçağın inebilme potansiyeli ya da helikopterin inebilme potansiyeli olan stratejik alanları belirlenmesi üzerine bir çalışma yaptık. Şimdi makine çok başarılı. Bu arada öğrencinin elindeki makine çok iyi bir makine olmadığı için algoritmanın yani yapay zekanın öğrenmesi 31 gün sürdü. Hiç elektrik kesilmediği ve makinenizin hiç stop etmediğini varsayarsak. O 31 günün sonunda şu var. Bir alana odaklandığında ve yeterli miktarda veri olduğunda yapay zeka insan daha başarılı sonuç üretiyor. Probleminiz tabii ki doğruysa. Normalde etiketlenmiş olan her hava alanı ya da hava alanı potansiyeli taşıyan yer dışında bir yeri daha bulduk. Ama o yer hava alanı olarak etiketlenmemiş. Sonradan biraz araştırınca öğrendik ki işte Meksika'da bazı uyuşturucu kartellerinin işte trafikleri için kullandıkları uçuş alanıymış. Dolayısıyla yapay zeka insanın fark edemediği noktalardaki yapıyı da üretebiliyor. Ama yine burada veriye mahkumuz. Ne dedik? Veriyi biz yanlış etiketlersek bardak dışında her şeyi bardak olarak algılar. Burada iki farklı yapay zeka algoritmasının birleştirilmesiyle üretilmiş olan cümleler var. Bu cümleler işte görüntüyü işleyen ve kelimeleri işleyen convolutional neural network ve recurrent neural network dediğimiz iki yapının bir araya gelmesiyle üretildi. Bu cümleler tamamıyla makineye ait. Cümlelerde bakacak olursak işte bir tane çocuk içi doldurulmuş bir hayvana sarılıyor. İki tane pizza işte ocağın üstünde. Fakat son cümle facia. İşte bir insan diyor gökyüzünde işte skateboard yaparken süzülüyor. Şimdi güldüğümüz bu cümleyi üretmesine çok basit bir mantık var. Şimdi bakıyor gökyüzünde uçan bir şey var. Tamam bir şey gökyüzünde. Ama o gökyüzünde uçan şeyin ağzı ve burnu var.
ağzı gözü burnu varsa bu insandır. Çünkü öyle bir etiketle öğrenmesi var. E bu insan gökyüzünde ne yapıyor? Kanatları olmadığına göre muhtemelen skateboard yapıyor gibi garip bir cevap üretebilir. Ya da çok basit ayrımı yapamayabilir. Bakın, ağaç dalına tünemiş kuş, siyah beyaz köpek bar üzerinden atlıyor. İki genç kız Lego oynuyor da birinin infant olduğunu, henüz çocuk olduğunu, bebek olduğunu ayırt edemiyor. Çünkü neden? Yeterli miktarda verisi yok. Şimdi bizim yapay zekada daha sorumlu, daha ayakları yere basan bir yapay zeka elde edebilmemiz için fair ilkelerine ve fairness'a ihtiyacımız var. Fair ilkeleriyle o bulunabilir, erişilebilir, birlikte işyerliğe müsait olan ve yeniden kullanılabilen veri neden yapay zekada önemli? Çünkü bizim yapay zekada, yapaylar zekamızda korkunç sorunlarımız var. Her şeyden önce üretmiş olduğumuz o yapay zekanın gerçekten şeffaf bir yapısı var mı? Bunu bilmiyoruz. Adil karar üretiyor mu? Güzel kadınlarda olduğu gibi. İspatlanabilir mi? Yani o karar üreten matematiksel tarafı doğru mu? Doğru miktarlarda veriden öğrendi mi? O veri yanlı mı toplandı? Birileri öyle istediği için mi toplandı? Sağından solundan kırptılar mı o verinin? Bunu bilmiyoruz. Aynı zamanda kanunlar karşısında hesap verebilir olmalı. 2018 yılında Arizona'nın Tempe eyaletinde meydana gelen Uber'in trafik kazasında bir insan hayatını kaybetti. Ve o kaybettiği kazada eğer Uber kendi verilerini fair ilkesiyle açabilmiş olsaydı biz bugün bu noktalardaki açıklık, adillik, ispatlanabilirlik ve hesap verebilirliğe cevap verebilir olurduk. Halbuki bunun yerine herkes suçu bir başkasına atmakta buldu. Yaya neden o anda yaya geçidinden geçmiyordu? Neden açık renk giyinmemişti? Neden işte gecenin o saatinde ışıksız bir yerde otobanda karşıdan karşıya geçiyordu? Ya da sürücü neden o anda sürücüsüz araçta olmasına rağmen elleri direksiyonda değildi de yeteneksizsiniz tarzı bir yarışma seyrediyordu. Fakat burada da Arizona valisi devreye girdi ve dedi ki siz bize demediniz mi biz sürücüsüz araçlar sayesinde alkolden oluşan kazaları ve ölümleri engelleyeceğiz. Ve dava herkesin birbirini suçlamasıyla havada kaldı. Bu basit bir örnek olmasına rağmen şu anda hayatımızı uçtan uca kapsayacak ve çok daha farklı sorunları barındırabilecek bir yapıya sahip. Şimdi biz adillik, açıklık, ispatlanabilirlik ve hesap verebilirlik derken aslında Pandora'nın kutusunu açmış oluyoruz. Çünkü açık bir yapay zekanız yoksa toplumla bağdaşıyorsunuz, derdinizi de anlatamıyorsunuz. Üstelik de derin öğrenme yöntemleri dediğimiz o başarılı doktorun ve insanın daha başarılabilirlik şartını kapsamıyorlar. Açıklanabilirlik sıkıntısı anlamında problemlere sahipler. Şöyle düşünün, doktora gittiniz, size dedi ki Güldağ Bey bir hafta ömrünüz kaldı, bir hafta sonra ailenize vedalaşın. Niye bir hafta sonra diyeceksiniz doktora? Şimdi doktorun yapay zeka uzmanı olmasına gerek yok. Çünkü yapay zeka öyle dedi derse orada yapay zekaya karşı bir ön yargı oluşturursunuz. Halbuki orada doktorun bak arkadaşım sen bunları böyle yapmışsın. Senin aile yolculuğunda şunlar var. Bu nedenle benim makinem bana bu sonucu üretti. Ben de bu görüşü şu kadar yüzdeyle destekliyorum demesi lazım. Yani bizim teknik olmayan insanların da anlayabileceği şekilde yapay zeka üretebiliyor olmamız lazım. Ama bunun için verimize hakim olmamız lazım. Veri sahibi olmamız lazım. Eğer fair ilkeleri bakımından demokratik ve sorumlu bir yapay zekayı değerlendirecek olursak, her şeyden önce findable ve accessible ilkesini sağlamıyorsanız zaten yapay zekanız yok. Yani verinin olmadığı bir yerde yapay zekadan bahsedemiyoruz. Harika bir fikriniz olabilir, harika bir matematiksel modeliniz olabilir ama o matematiksel modeli yani yapay zekayı verisleyecek doğru, kaliteli veriniz yoksa yapay zekanız da yok. Demokratik yapay zekanız zaten yok. Belli bir kesimin topladığı ve o kesime hitap eden, geneli kapsamayan bir veri üzerinden yapay zekayı eğittiğinizde o veri, o yapay zekanın ürettiği sonucu herkese yayamazsınız. Bugün İstanbul'u anlat yapay zeka bana dediğinizde etiketlediğiniz veri Taksim'den geliyorsa İstanbul'u anlatmış olmazsınız. Ortaköy'den geliyorsa da anlatmış olmazsınız. Fatih'ten geliyorsa da anlatmış olmazsınız. Interoperable birlikte işyerlik olabilmesi için birlikte işyerlik şartı bize genele uyarlanabilir bir yapay zekayı sağlıyor. Bakın
Amerika'da göğüs kanserini çok başarılı tespit edebilen bir yapay zeka uygulaması geliştirildi. Ancak bu uygulama İngiltere'ye geldiğinde çalışmadı. Başarısız sonuçlar üretti. Bunun temel nedeni dünyada bir soruna dair ortak veri toplama, ortak bir havuz oluşturma algımızın olması. Reusable tarafına geldiğimizde ise demokratik, sorumlu bir yapay zeka üretmekten yoksun hale geliyoruz. Adil mi, açıklanabilir mi, ispatlanabilir mi, hesap verebilir mi sorularının cevaplarını veremiyoruz. Dolayısıyla kullanımsız kötü bir yapay zeka geliştirmiş oluyoruz. Bunların hepsi komik gibi gelse aslında çok kötü örnek var. Kullandığımız hayatımızın içindeki örnekler. Makineyi yanlış veriyle beslediğimizde cinsiyetçi oluyor, ayrıma gidiyor. O bir veri bilimci kelimesini çevirdiğinizde 2018'in sonuna kadar erkek köklü çeviriyordu. Şimdi şi ve hi'yi aynı anda kullanıyor masaüstü bilgisayarlarda. Ama hala Almanca da düzeltilmedi. Benim çatpat bir Almancam var. O yüzden baktım. Maalesef o bir veri bilimciyi Almanca'ya çevirdiğinizde erkek ve dişi kökleri olan dillerde veri bilimcilik mesleği sadece erkeğe ait olarak gözüküyor. Ya da profesyonel olan saç stillerini arattığınızda kıvırcık saçlı kadınlar ya da sadece kadınlar geliyordu. Halbuki apeçi saç stili diye bir gerçeğimiz var. Niye burada erkekler yok? Ya da yüzler tanınmayabilir. Joy Blanvin MIT'nin araştırmacıları arasında beyaz bir maske taktığı an Facebook'un, Amazon'un, büyük devlerin makinesi orada bir insan olduğunu görebiliyor. Adalette kullanırsanız da beyaz adam ne yaparsa yapsın her zaman daha az suçlu. Dolayısıyla bizim buradaki yapay zekamızın böyle kötücül sonuçlar üretmesindeki ana neden verinin ta kendisi. Çünkü biz yeterli miktarda veriye hakim olmadığımız için ve o veriye kendi önyargılarımızı yansıttığımız için yapay zeka da otomatik olarak kötü, yanlı, önyargılı sonuçlar üretiyor. Bakın Google'ın şu anda en meşhur uygulaması BERT, dil çevirici uygulamasının çalışma mantığı şöyle. Adam kelimesini erkek çocuğa eşlerse kadın kelimesini de tabii ki bunu bir denklem olarak alırsanız kıza eşler. Bu işleme mantığıyla babayı doktora, anneyi hemşireye, adamı programcıya, kadını ev hanımına, adam realist olduğunda kadın en fazla feminist olabiliyor, kadın hamile olduğunda adamın da böbrek taşı olabiliyor. Makinenin çalışma prensibi bu şekilde. Maalesef pandemide yapay zekayı konuşurken 1 Nisan'daki Stanford'da düzenlenen yapay zeka konferansında açık verinin önemine vurgu yapıldı. Çünkü şu anda pandemide sonuç, çözüm, çare üretmekten çok uzağız. Bunun temel nedeni bizim birlikte işlerlik şartını sağlanamayan, hastaneler arasında konuşamayan verilerimiz ve bu verilerin ortak bir havuzda toplanamaması açık veri ilkelerini ne yazık ki kullanamamamızdan kaynaklanıyor. Halbuki son 50 yılda bütün virüs salgınlarının hayvan kökenli olduğunu biliyoruz. Üstelik de SARS-CoV ailesinin özellikleriyle ilgili bilgi sahibiydik. Bu dönemdeki tek sıkıntımız bizim işte bu verilerin bulunmaması, daha doğrusu aşı üretilmemesi değil. Kullandığımız uygulamalardaki o verilerin nasıl toplandığıyla ilgili de sıkıntılarımız var. Öne çıkan tüm uygulamaların derlediği o verilerde vaat ettiği eğlence, çözüm, çare, can sıkıntısından kurtulma ya da işte bizim sorunlarımızı işletmeyle ilgili sorunlarımızı çözmede kaybettiğimiz şey veri. Dolayısıyla açık veri ilkeleri söz konusu büyük şirketler olduğunda eğer bu kabul ettirilememişse maalesef iyi niyetle kullanılamayabiliyor. Harari'nin bu anlamda çok sevdiğim bir sözü var. Der ki bir ülke hakkında yeterli derecede veriye sahipseniz o ülkeye asker göndermenize gerek yoktur. Ama bizim bu ülke içerisinde doğru yapay zeka uygulamaları geliştirebilmek için her şeyden önce bireysel değil, bütünsel olarak toplanmış ve toplumun tamamını yansıtan veriye, açık veriye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem ötesi bir sunum oldu. Çok teşekkür da güzel ederim. Zaten yorumlar da geliyor bu konuda. Ve yani aslında hep aynı taraftayız. Hep bunları anlatmaya çalıştık uzun zamandır. Yani verinin olması yetmiyor. Veriyi doğru toplamak, işte fair prensiplerine uygun olması. Yani şu anda pandemi sürecinde Türk hastaların bu hastalıkla karşısındaki reflekslerini veya tepkilerini veya nasıl etkilediğiyle ilgili mesela uluslararası sistemlere bir veri akışı var mı? İşte bir aşı geliştirilecekse
Amerika'daki insanlara aşının yararlı olması da Türkiye'deki insanlara yararlı olması aynı derecede yararlı olacak mı? Ya bunlar veri olmadığı sürece ve bu veri doğru akmadığı sürece her zaman için çok zor. Bu noktada da işte bu verinin doğru toplanması, doğru sınıflanması, doğru yönetilmesi noktasında da yani bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de işte kütüphanecilerin daha fazla rol alması, veriyi doğru sınıflaması nasıl işte şu anda 1 milyon kitaplı bir kütüphanenin uluslararası standartlarda bir katalog sınıflama işlemi yapıldığı için aranılan her şeyi aranıldığı şekilde bulunabilmesi sağlanabiliyorsa aynı şeyleri bizim veri içinde yapmamız gerekiyor. Veriyi doğru tarif edemediysek, veriyi doğru şekilde yönetemediysek yani sadece o bir kullanılmaz bir veri ve şu anda mesela data reuse Türkiye için en önemli problemlerden belki yani. Çünkü dünya kadar para harcanıyor, veriler bir araya toplanıyor ve bu verilerden tekrar insanların yararlanması maalesef sağlanmış değil. Evet, bu noktada da bizim ciddi anlamda bir inisiyatif almamız gerekiyor. Ben şimdi senin yerine bir soruyu da sormak istiyorum burada. Senin kendi şeylerinde programında HAP diye bu arada Şadın Hocam programı var şu anda ekranda görüyorsunuz. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Haftanın 3 P'sinde pazartesi ve perşembe 20 dakikada 20 dakikada HAP şeklinde veriyor. Şimdi bu programda hocanın bir diğer özelliği de yeni yazdıkları Geleceğin Meslekleri diye bir kitap ve o orada gerçekten çok farklı unvanlar ve çok farklı meslekler var ve gelecekte bu gerçekten hepimiz için ve çocuklarımız için belki çok farklı alanlar var. Hatta ben geçen kızıma dedim ya artık sen dijital dönüşüm uzmanı olacaksın bak hazırlan falan demiştim. Ve Şevrem Hocam şunu soruyor mesela konuklarına. İşte bir tane meslek gelecekte bu pandemiden sonra ortaya çıkabilecek bir meslek sizce nedir gibi bir soru soruyor. Ben bu soruyu bizim katılımcılarımıza sormuş olayım hocam senin adına. Ve herkes mesela soru cevap bölümüne veya chat bölümüne yani bu pandemi sonrasında ortaya çıkabilecek bir meslek ne düşünüyorlar? Hangi meslek, yeni bir meslek ortaya çıkabilir? Bununla ilgili görüşlerini paylaşsınlar. Şimdi ben sorularda iki tane bir sorumuz var. Onları size yönetmek istiyorum. Bir tanesi mesela diyor ki Zeki Çelikbaş, yapay zekanın geçmiş ve geleceği düşünüldüğünde yapay zeka yöntemlerinden hangisi en çok kullanılıyor ve gelecekte hangisinin en fazla kullanılacağını düşünüyorsunuz? Unsupervised learning daha çok şey vaat etmiyor mu? Yapay zekanın geçmişi ve geleceği düşünüldüğünde aslında en popüler, en çok peşinden koşulan yöntem yapay sinir ağları, yani insan beyninin modellenmesi tarafı. Fakat biz şunu gördük ki yapay sinir ağlarında bazı kısıtlarımız var. Yani istediğimiz kadar veri elde edemiyoruz. Bu kısıtların başında enerji sorunu. Yani siz çok katmanlı bir yapay sinir ağı oluşturduğunuzda ona köpekle keki ayır dediğinizde harcadığınız enerji korkunç derecede yüksek oluyor. Ve aynı zamanda bunun için nitelikli etiketlenmiş veriye ihtiyacınız var. Etiketli veriniz yoksa ne yazık ki yapay sinir ağında doğru bir sonuç elde edemiyorsunuz. Önümüzdeki şimdi 2019 senesi içerisinde şöyle bir yorum yapıldı. Dediler ki 2020 yılında artık derin öğrenme o kadar da popüler olmayacak. 2020 yılının en çok konuşulacak konusu bu pekiştirmeli öğrenme dediğim hani Pavlov'un tavşanı gibi markladığımız yöntem olacaktır dediler. Benzer şekilde ben bir matematikçi olarak bakacak olursam, MIT'deki tartışmalara bakacak olursam bizim için Bayes yöntemler yani olasılık yaklaşımları son derece önemli. Çünkü bu yaklaşımlar ayakları daha yere basan ve matematiğinin nasıl sonuçlar ürettiğini bildiğim için kolay açıklayabildiğimiz yöntemler. Çünkü çok katmanlı sinir ağlarında başarılı sonuç elde etsek de o sonucun nereden geldiğini ya da kaynağın ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir handikapımız var. Üstelik de makine bize bilmiyorum demiyor. Her türlü bir cevabı var. Böyle bir sıkıntımız var. Unsupervised learning. Buyurun. Bunu mu demek istedin demesini biz sevmiyor muyuz? Seviyoruz aslında. Yani bunu mu demek istediğini seviyoruz ama yeri geldiğini bilmiyorum demesi de lazım ki biz neyi öğrenmediğini anlayabilelim. Ona da ona göre öğretelim. Her şeye bir cevabı olan şeyi neyi bilip neyi bilmediğini maalesef keşfedemiyoruz. Gerçi bu noktada mesela bir soru da şöyle. Yapay zeka yöntemi duygu ekleyebilir miyiz? Zeka ve ahlak öğretilebilecek mi? Duygu eklenebilir. Neden eklenebilir? Öncelikle onu söyleyeyim.
Bir matematikçi olarak şunu ifade etmekte fayda var. Matematiksel olarak modelini, denklemini oluşturabildiğim her şey benim için makineye öğretilebilir vaziyette. Geçmişte de bazı duygularla ilgili çalışmalar yaptık ve bu çalışmalar sonucunda makineye duyguların öğretilebileceğini biliyoruz. Tabii makinalara duygu eklemek ister miyiz? Bu da başka bir tartışma konusu. Unsupervised tarafına girecek olursam, unsupervised kuvvetli bir matematiği olmasına rağmen yine veriyi aç bir yöntem. O yüzden elimde yeterli derecede veri yoksa geleceğin yöntemi olduğunu söyleyemem. Çünkü burada benim derdim enerjiyi etkili bir şekilde kullanabilmek. Çok enerji harcayarak sonuç elde etmek istemiyorum. Türkiye'de bir enerji krizini konuşmuyor olabiliriz ama bizim Amerika'daki temel gündemlerimiz arasında muhakkak enerji yer alıyor. Bir soru da gelecekte yapay zekanın işsizlik sorununa yol açacağını düşünüyorum. Bu konuda düşünceleriniz nedir sorulmuş. Bu arada arkadaşlar sorularınız varsa bu chat sorular cevaplar bölümüne yazabilirsiniz. Bu arada geleceğin meslekle ilgili öneriler geliyor. O konuda da önerisi olanlar varsa aklına gelenler yine yazabilirler chat bölümüne. Buyurun hocam. Şöyle, ben işsizlik sorununa yol açacağına inanmıyorum. Andrew Ng'nin tanımına atıf yapmamın temel nedeni de buydu. Elektrik işsizliğe yol açmadı ama elektrik öncesinde sokak lambalarını yakan ve söndüren birileri vardı. Elektrik sayesinde o insanların hayatı ve mesleği daha kolay yapılabilir hale geldi. Yapay zeka da insanoğluna yeni meslekler hediye edecek. Hatta pandemi öncesinde 21 milyon yeni meslek grubunun ortaya çıkacağı iddia ediliyordu. Yapay zekanın bize sağlayacağı fayda, bir mesleği icra ederken harcadığımız zamanı ve öğrenmek zorunda kaldığımız o bilgileri daha süzerek, daha kaliteli şekilde öğrenmemize yardımcı olması. Bakın bugün geçmişten bir örnek vereyim. Çok sıkça verdiğim bir örnek. Mesela işte Tanzimat döneminde berber, aynı zamanda işte belli ölçülerde doktordu, diş hekimiydi, işte berberlik mesleğini zaten icra ediyordu, sünnetçiydi, belli ölçülerde cildiye uzmanıydı, hacamat yapardı. Şimdi tüm bu açılardan baktığımızda berberlik mesleğinin böyle bir kapsama sahip olması son derece saçma geliyor. Ama dönemin normaliydi bu. Fakat o berberlikten bilgi miktarı arttığı için ve gereken yetenek miktarı arttığı için 5-6 farklı meslek doğdu. Ama diş hekimliğini ele alalım. Diş hekimi dediğimiz kişi 5 sene okuyor ama 5 sene okuduğunda diş hekimliğinin işte ortodontist, çene cerrahı, tel yapan vesaire gibi 6 farklı dalı da var. Şimdi bir diş hekiminin uçtan uca bir diş hekimi olması için ömrünü, sosyal hayatını bir kenara bırakıp salt bunları öğrenmek için kendini harcaması gerekir. Ya da bir doktorun 12 saatlik bir ameliyata girmesi ne kadar mantıklı? Şimdi bu noktalarda yapay zeka insanın fiziksel kapasitesini kullanması gereken işleri üzerine alacak. Çünkü insan düşünüyorsa o halde var olabilen bir varlık. Bilişsel kapasitesini kullanması gereken bir varlık. Ama o bilişsel kapasitesini de fiziksel sınırları içerisinde kullanabilmesi gerekiyor. O yüzden meslekleri daha yapılabilir, daha odaklı hale getirecek, kaldırmayacak. Evet, şimdi hemen hızlanıyorum. Veri etiğinden bahsedebilir misiniz Şebnem Hocam? Demiş. Şimdi etik ve ahlak konusu çok tartışılan bir konu. Eğer biz yapay dar zekada kalmaya devam edersek, Amerika, Avrupa, Polonya, bu arada Polonya bu sabah 1 milyon dolar, 1 milyar dolarlık yatırım aldı IBM'den, haberiniz olsun. Hani pardon, Microsoft'tan düzelteyim. Geleceğin dijital dönüşüm merkezi olacak. Bu ülkeler de etik ve ahlak tanımına yönelik bir veri seti oluşturulursa, o veriden öğrenen yapay dar zeka o bölgenin etik ve ahlak değerlerini öğrenir ve buna göre karar üretir. Ama siz o yapay zekayı alıp Türkiye'ye getirdiğiniz zaman burada çalışmaz. Dolayısıyla sanıldığı gibi insan gibi etik ve ahlak değerlerine sahip olan bir yapay zeka üretebilmek için bizim yapay dar zekada değil, yapay genel zekada olmamız lazım. Şu anda elimizdeki veriyle, yapay zeka ile sadece toplayabildiğimiz, açabildiğimiz, kaliteli hale getirebildiğimiz veri sayesinde her şeyi üretebiliriz. Ama o her şey genellenebilir mi? Orası tartışılır. Makine öğrenmesinde yazılım kendine output verip o veriyi de input olarak kendine veri eklemek için kullanabilir mi? Şimdi şöyle düşünelim.
dışarıya verdiği o çıktıyı tekrar input alması durumunda continuous bir makine öğrenmesi süreci dediğimiz bir alana giriyoruz. Yani siz güzel kadın olarak ürettiğiniz çıktıyı tekrar alıp güzel kadın mı diye süreçte sorgulatabilirsiniz. Bunun hangi bir soru yok, sorun yok ama bunu çok fazla, çok yüksek miktarda kullandığınızda kendi küçük dünyasında dönen bir yapay zeka ürettiğiniz için ezberleyen, öğrenemeyen, dar bir bakışa sahip, at gözlüğü takmış bir yapay zekaya sahip olabilirsiniz. Veride çeşitlilik önemlidir. Pratikte kullandığımız yapay zeka uygulamalarına örnek verebilir misiniz? Drone teknolojileri, sürücüsüz araçlar, dronlarla yapılan orman ekim alanları, erozyonların tespiti, 2 gün önce yayınlandı. Kaldırımlardaki çökmelerin, yollardaki asfaltın kalitesini ölçen yapay zeka uygulamaları ya da işte takip sistemleri, korona ile birlikte özellikle sosyal mesafenin korunup korunmadığı, kişilerin koronaya sahip olup olmadığının riskini ifade eden uygulamaların tamamı yapay dar zeka kapsamında. Cildinizdeki benin kanserli bir ben olup olmadığını yoksa sıradan bir ben olup olmadığını tespit eden ya da işte telefonunuzda sizin çektiğiniz resmi bir de Ebru deseni çekip sizi Ebru'lu bir görüntü haline çeviren her şey yapay zeka uygulamaları kapsamında kabul edilebilir. Telefonunuzdaki Siri de belli ölçülerde bir nevi yapay zeka olarak düşünülebilir. Şimdi sistemsel ve ağlarda oluşan en ufak problemde teknoloji ve teknoloji araçlarının işlevini yitirdiğini görüyoruz. Yapay zekanın sürekli işleyebilirliği mümkün mü? Ya da yaşanacak problemlerde ivedi uygulanacak nasıl bir alternatif düşünülüyor? Yapay zekada eğer siz, şimdi bizim bir yapay zeka projemizde son adımımız canlıyı almaktır. Yani o yapay zeka projesini halka arz ederiz ya da şirketsek çalışanlara, müşterilere arz ederiz. Şimdi o aşamaya kadar her türlü soruna, bilindik soruna hakim olmanız, çözebilmeniz gerekiyor. O aşamadan sonra, halka arz etme aşamasından sonra meydana gelecek bir sorun zaten toplumla yapay zeka arasındaki dengeyi bozar. Ama kolay olan şey şu, biz o aşamaya gelene kadar hangi adımlarda tökezleyeceğimizi biliyoruz. İlk tökezlediğimiz adım şudur, merkeze yapay zekayı almak büyük bir hatadır. Merkeze problemin kendisi alınır. Yani siz önce probleminizi doğru tanımlamak, kapsamını doğru belirlemek zorundasınız. İkinci önemli şey, o problemi çözmemiz için gereken değişkenler, parametreler nelerdir? Üçüncü adım, en kritik adımlardan bir tanesi, o parametreleri karşılayan veri var mı? O veri yoksa ya da hedef kitlenizi karşılayacak kadar o veriden zaten sahip değilseniz, kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Problem çözmüş falan olmuyorsunuz. Çünkü istatistik 101 evren ve örneklem. Hani siyasi seçimlerde diyoruz ya işte sonuçlar böyle geldi. Neden? İşte şurada yaptıkları için öyle geldi. Olur mu? Aslında sandıktan bu çıkmayacak. Manipüle ediyorlar sonuçları. Hayır. Evren Türkiye olmasına rağmen örneklem olarak gidip A bölgesini seçtikleri için A bölgesinin görüşünü yansıtmış oluyorlar. Dolayısıyla Evren Türkiye ise Türkiye'yi en iyi temsil eden bölge neresidir? Oradan gidip veri toplamanız lazım. O halde problemimizi en iyi çözen, problemimize sahip olan evren neresidir? Bu evreni en iyi temsil eden örneklem neresidir? O örneklemden gidip veriyi almanız gerekli. Önyargısız olmalısınız. Sizin de önyargılarınız varsa güzel kadınlar gibi yapay zekanın yapabileceği bir şey yok. İnsanın düşünceleri yapay zekaya yansır. Kontrolden çıkma ihtimali var mı? Yapay dar zekanın kontrolden çıkma ihtimali yok. İnsanın kontrolden çıkma ihtimali var. İnsan çünkü her şeyi yapıyor. Mesela korona sürecinde sağlıklı insanlarla sağlıksız insanları ayırmak için Çin çok katı yöntemler uyguladı. Sizin basit bir e-ticaret alışverişiniz sayesinde topladığı lokasyon verilerine bağlı olarak sizi etiketledi. Sen evden çıkarsan seni hapse atarım dedi. Bu noktada kontrolden çıkan tamamıyla insandır. Yapay dar zekanın kontrolden çıkması, kötücül olması, kötü sonuç üretmesinin arkasında insan var, başkası değil. Çünkü insan o veriyi topluyor, insan o problemi tanımlıyor, insan bunu manipüle ediyor. Şimdi şöyle bir yorum var. Bu 2016 yılında doğan çocukların 150'sinin ne iş yapacağı henüz icat edilmemiştir. Eski dünyada değil, sürekli değişen, çok hızlı gelişen dünyaya yapay zeka bizleri işsiz bırakmayacak, bizim için basit işler yapacak. Katılır mısınız?
Basit derken şöyle düzeltmekte fayda var. Veriden öğretebildiğimiz ve daha başarılı sonuçlar üretebileceğiniz her şeyi yapay zeka yaptıracağız. Örneğin bir patoloji sonucunda, yani bir tümörün kanserli ya da kansersiz olduğu noktada insandan, bir doktordan, bir patolojisten daha başarılı sonuçlar üreten yapay zeka uygulamalarımız var. Bu noktada biz o yapay zeka uygulaması tercih ediyoruz. O iş bir iş değil ama doktorluk gibi kıymetli ya da patolojistlik gibi zor bir mesleğin büyük bir kısmını, yükünü elinden aldığı için işsiz bırakır mı? Hayır, bırakmaz. Kimi işsiz bırakır? Bulunduğu kum havuzunda oynamaya devam eden, kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi reddeden herkesi işsiz bırakır. Şimdi bu noktada hocam bir saatimizi doldurduk ve yani çok ciddi anlamda soru geliyor ve bu soruları yani ben şeyi de formatı da şeyin dışına da çıkmak istemiyorum. Ama şunu anlamış oldum ben bu ilgiden. Biz bu noktada son yapay zeka ile ilgili gelişmeler nedir? Artı ülkemiz için neler yapılması gerekiyor diye sanırım sonradan bir program daha yapmamız Olur, gerekecek. nasıl Yani ben istersen. bu noktada yani diğer katılımcıları da sıkmak istemiyorum. Veya dediğimiz şeyin de çok dışına çıkmak istemiyorum. Bu şeyde kesmek istiyorum. Size de çeşitli meslek önerilerini yazılmış. Bunları da iletileceğim. Mesela çok Teşekkürler. hoşuma gitti mesela sterilizasyon mühendisliği ve danışmanlığı. Güzel. Triyaj uzmanlığı. Mesela çok değişik şeyler var. Bunları da şey yapacağım. Ben tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Şebnem Hocam'la sizlerden gelen bu feedbacklerle önümüzdeki dönemlerde yeniden bir program mutlaka yapacağız. Ve birazcık daha böyle geleceğin dünyasını nasıl yaşanacak, geleceğin dünyasında neler olacak ve bu geleceğin dünyasının şekillenmesinde yine veri konusunda Türkiye'ye ne yapması gerekiyor, nasıl dünyayla entegre olması gerekiyor ve yapay zekanın aslında anladık ki veri yoksa yapay zeka diye bir şeyden bahsetmek maalesef mümkün değil. Yani biz verimizi belli uluslararası standartlarda toplamalı ve yönetmeliyiz ki bu sistemlere katkı sağlayabilelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Şebnem Hocama da çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara Ben teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz de yarın geniş bir ekiple saat 6'da Evet. Şebnem Hocama misafir oluyoruz yarın hap programına. Hap özel yarın gerçekleşecek. Sevgili İlkay, Orçun ve Yasemin'le beraber biz de Şemrin Hocam'ın komünitesine bu konuda bilgilerimizi anlatacağız. Bizim komüniteye de bu konudaki Şemrin Hocam görseli dağıttıktan sonra yine paylaşırım ben. Yarınki toplantımıza da, yarınki buluşmamıza da saat 6'da yarın akşam bekleriz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir gün diliyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar hayatımıza döneriz. Ya belki bu noktada hocam en son MIT ile bir toplantıya katılmıştınız geri Evet. dönüşle ilgili. Birkaç cümle de orada söylerseniz Şöyle, geri dönüş bekleniyor. dün gece gerçekleşti MIT'deki toplantı. Ana fikir şu: çok küçük adımlar atalım. Çok büyük adımlar atmayalım çünkü karşımızdaki süreci çok bilmiyoruz şeklinde. Örneğin MIT şu anda kademeli olarak işlere geri dönüşü başlatacak. Kademeliden kastettiğim, MIT gibi çok büyük bir komünitenin yaklaşık %3 önce başlayacak. Ve bu %3 hafif hafif 15 günde bir arttırılarak devam ettirilecek. Eylül ile ilgili bir karar vermediler. Eylül ile ilgili kararı Temmuz ayına kadar bekletecekler. Çünkü ikinci bir dalga şüphesi çok kuvvetli şekilde kapımızda duruyor. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Konuşmak teşekkür üzere. ederim. Hoşça kalın değerli katılımcarımız. Yeni seminerimizi, yeni webinarımızı önümüzdeki günlerde duyuracağız. Sizlerle yine beraber olacağız. Güzel bir gün diliyorum tekrar.